Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer İstanbul Ticaret Üniversitesi var konum. Yine birinci ağızdan dinleyeceğiz üniversiteyi. Zira rektörü burada. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazım Ekren Hocam bizle. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş eksik olmayın. Değerli yorumlarınızla biraz üniversitenizi bize tanıtmanızı istesem, bir parça hayal etmemizi sağlamanızı istesem neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Ben de konuşmama başlamadan önce gençlerimize sevgilerimi sunayım. Az önce eksik sizler olmayın de ifade ettiniz. Tercihleri tamamlamanın son iki günündeyiz. Evet. Yarın akşam gece yarısı bitmiş olacak. Evet. Tercihler. Bu çerçeve içinde belki üzerinde durulması gereken en önemli konulardan bir tanesi de öğrencilerimizin hayatlarının en önemli 4 yılını geçirecekleri üniversite veya bölümleri seçecekler. Evet. Çok doğru bir tercih yapmaları lazım. Dolayısıyla hem sakin hem de uzmanları dinleyerek kendi arzu ettikleri, düşündükleri, kendilerine hoş gelecek, işi yaptıklarında zevk alacakları mesleklere yönelik bölümler özel önem taşıyor. Evet. Ben de öncelikle bu tercihimi, bu önceliğimi kendileriyle paylaşayım. Eksik olmayın. İstanbul Ticaret Üniversitesi kurumsallaşmasını önemli ölçüde tamamlamış 12 yıllık bir üniversite. Evet. Bundan şunu kastediyorum. Kurucu irademiz İstanbul Ticaret Odası ve onun oluşturduğu vakıf. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası dünyanın ve Türkiye'nin en büyük, en köklü meslek kuruluşlarından bir tanesi. Niçin önemli bu? İstanbul Ticaret Odası'nı meslek kuruluşu olması ve bunun da ticaret üniversitesini kurmuş olması, biraz sonra sizlerle de konuşacağız, bizim mezun olan öğrencilerimizin en azından çok geniş anlamda bir iş bulma imkanlarını otomatik olarak sağlıyor olmasından kaynaklı. Sanayinin aslında kapısını açıyor diyebiliriz, değil mi? Sanayinde, ticaretinde kapısını açmış oluyor. 340 bin üyeden bahsetmişti. 340 bin, 350 bin zaman başkanını zaman. Da ağırladım doğru, doğru, burada. Haklısınız. Gerçekten hatır sayılır bir üyeden bahsediyorsunuz. Bir kere hepsinin bir takım ihtiyaçları var. Dolayısıyla aslında doğal bir eleman göçü burada kesin yaşanan olarak, değil mi? Oradaki 350 bin ya da 340 bin iş yerinin üye evet. olması, ölçeklerinin farklı olması, ihtiyaçlarının farklı olması, dolayısıyla ölçeklere, faaliyet alanına, uluslararası ilişkisine bağlı olarak farklı kalitede ve efsafta iş gücüne ihtiyacı var. Evet. Bizim üniversitemizde bunları sağlamaya aday. Evet. Üniversitemizin belki de nedir en önemli sloganı diye düşünüldüğünde kuruluşundan günümüze kadar bütün rektörlerimiz, mütevelli heyet başkanlarımız hep şunu vurgulamış. İstanbul Ticaret Üniversitesi çağdaş bilgi ve tecrübenin gelişim merkezi olsun diye düşünülmüş. Bu şundan dolayı önemli. Hem bilgiyi hem de tecrübeyi, uygulamayı bir arada tutmak gerekiyor. Biz bunu şöyle yorumluyoruz açıkça baktığımızda. Uygulamalı bilgi ve becerileri geliştirebilmek için evet. üniversitenin de bir iş dünyasıyla bağlantısının olması lazım. Böyle bakıldığında üniversitedeki akademik bilginin, teorik bilginin, bireyimizin, şirketimizin ve toplumumuzun refahını arttırmada nasıl kullanabiliriz? Üniversitede öğrencilerimize aktardığımız en önemli konulardan bir tanesi bu. Evet. Yani orada öğrendikleri, orada edindikleri akademik bilgi mezun olduktan sonra kendilerine nasıl yarayacak? Çalıştıkları şirketlerde ne faydası olacak? Hepsinden önemlisi de yaşadığı topluma nasıl bir katkı sağlayacak? Bunu üniversitede kendileriyle paylaşıyoruz. Aslında burada en önemli şey mezun olan öğrenciyle iş hayatına başlayan başlanan o tarih arasında geçen hani amatörlük zamanı dediğimiz kesin zaman olarak. Var bunu kısaltmak. Hatta belki de bunu akademik takvimin içine yerleştirmek son diye derece haklısınız. Burada da şunu vurgulamak önem taşıyor. Enformasyon teknolojileri geliştikten sonra evet. bilgiye ulaşmak çok kolay. Bu şu anlama geliyor. Standart veri ve bilgiyi çok kolay elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla üniversitelerin belki olmazsa olmaz birinci özelliği küresel sistemde rekabet halinde oldukları diğer üniversitelerde okutulan eğitim ve öğretim kalitesini aynen uygulamaktır. Bu standart bilgi diye bakalım. Üniversitemiz bizim bunun üzerine bir de farklılaşmış bilgi diyeceğimiz öğrencimizin bu bilgiyi aldıktan sonra kendisine has farklı bir metodolojiyle farklı bir bilgi üretebiliyor mu üretemiyor mu bunu da kendine vermek istiyoruz. Evet. Şimdi gelelim en kritik soruya. Buyurun. Üniversitemizi tercih eden öğrenciler 4 sene sonra mezun olduklarında nasıl bir fırsatlarla karşılaşacak? Belki de bütün öğrencilerimizin, öğrenci gençlerimizin üzerinde ısrarla durduğu, öğrenmek istediği sonuç bu sonuç. Tabii tabii. Herkes okulu, ben mezun olunca iş bulabilecek miyim? Okulu bitirdiğimde ne olacak? Derdindeler. Evet. Şimdi şöyle yapmak lazım. Birkaç tane alternatif söyleyebiliriz. Deriz ki öğrencilerimiz üniversitemizi bitirdiğinde kendilerine 3 tane önemli fırsatla karşı karşıya kalacaklar. Bunlardan bir tanesi iş bulabilecekler. Ne demektir bu? Çalışma arzu ve isteğinde olan gençlerimiz okulumuzu bitirdiğinde
diğerlerine göre kolay bir iş bulma potansiyeli olacak. Biraz sonra açıklayacağım ne demek istediğimi. Peki. İkincisi, kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, öğrencilerimiz de girişimci olacak, olabilir. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Sonuncusu da üniversitemiz yeni kurulduğunu az önce söylemiştim. Artık bundan sonra istiyoruz, yeni üniversiteler olduğu gibi, biz de kendi öğrencilerimize akademisyen olma fırsatı verelim diyoruz. Dolayısıyla ticaret üniversitesini bitiren bir öğrenci arkadaşımız başka yerde iş bulacak, kendi işini kurabilecek ya da üniversitede akademisyen veya bir başka yerde araştırma olabilecek. Demek. Ailenin içinde de kalabilecek. Ailenin içinde olabilecek. Yani. Dolayısıyla geniş bir yelpaze sunuyoruz. Bunları yapabilir miyiz? Veya nasıl yapacağız? Hangi koşullarda neyi öğrencimize aktardığımızda bu sonuç ortaya çıkıyor? Bunu da kısaca sizlerle paylaşayım. Lütfen. Şimdi ilk olarak üniversitemizde üzerinde durduğumuz kritik konulardan bir tanesi iyi bir akademik ve teorik bilgi verme konusudur. Bunu da şu aşamalardan geçiriyoruz. Bir tanesi çağdaş, gerektiğinde güncellenen bir müfredatımız var. Dolayısıyla tercihte bulunacak öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza rica ediyoruz. Üniversitemizin web sayfasına girsinler. Hangi fakültede, hangi bölümde okumak istiyorlarsa o bölümün müfredat programını tıklasınlar ve şunu görecekler. Her hafta hangi konu okunuyor, o konuda hangi kaynaklar öneriliyor, bir de yan tarafta da o dersi veren hocanın CV'sini görecekler. Bence bu çok önemli hocam. Daha önceki programlarda da işledik. Çünkü bazen YÖK tabii ki bazı standartlaşmalara gitmek zorunda olduğu için bölümlerin bazı isimlerini standart veriyor. Sizler de öyle kullanmak zorundasınız. Ama içeriye baktığınız zaman arkadaşların belki de heyecanlanacağı, isteyeceği program bilgileri var. Bence bu anlamda müfredata bakmak da çok önemli. Bir de gençlerimiz İnternet ortamını çok iyi ve hızlı kullandıkları için çok kısa bir süre içinde hangi bölümde, hangi derslerin, hangi hafta neleri okuttuğunu görme imkanları var. Evet. Bir de yine az önce söyledik, üniversitemizin güçlü bir akademik kadrosu var. Dolayısıyla hem teorik hem de pratik alanda uzmanlaşmış oldukça fazla öğretim üyemiz var. Biraz sonra söyleyeceğim, 20 öğrencimize bir öğretim elemanı düşüyor. Hatta sektörden de öğretmenler olacak değil mi? Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Çok iyi. Çünkü pardon, Sayın Başkan, estağfurullah. Sayın Başkanımız evet, geldiğini anlatmıştı size. Evet, onu ağırladım o yüzden. Bir de Sütlüce'deki kampüsümüzde oldukça geniş bir elektronik kütüphane sistemimiz var. Yine öğrencilerimiz araştırmak istediği, öğrenmek istediği veri ve bilgileri Türkçe veya İngilizce elektronik ortamda hızla bulabiliyorlar. Çift anadal ve yan dal programımıza bu şu demek, herhangi bir programı kazanan öğrencimiz isterse yan dalda veya çift anadalda bir başka eğitim daha yapabilir. Değişim programları var. Erasmus'la birlikte yurt dışına, Farabi ile birlikte de yurt içinde istediği üniversitelerde değişik bölümlerini değişik dönemlerde okuyabilir. İngilizce hazırlığımız var. İngilizce eğitim yapan bölümlerimiz İngilizce okumak zorunda. Ama Türkçe bölümlerindeki öğrencilerimiz az önce ders hazırlığa katılıyorlar, hazırlığı almış oluyorlar. Danışman öğretim üyesi atıyoruz. Bu da şu anlama geliyor, birinci sınıftan son sınıfa kadar 20 öğrencimizden bir öğretim elemanı sorumlu. Dolayısıyla hem sayı çok az hem de öğrencimizin akademik ve diğer ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak bir yapıyı da oluşturmuş olduk. Evet. Dolayısıyla akademik tarafını bu şekilde çözmüş olduk. Az önce söyledim, öğrenciler mezun olduğunda uygulama becerileri yoksa çok fazla şansları yok. Öyleyse uygulama alanında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilere ne sunuyor? En kritik sorulardan bir tanesi bu. Çünkü okul bittikten sonra iş hayatında sahip olacağınız bir takım donanımları öğrencilik döneminde almanız gerekiyor. Evet. Bunlardan bir tanesi uygulama alanları. Bundan şunu kastediyorum. Üniversitemizde değişik fakültelerde okunan akademik ve teorik bilgilerin tartışıldığı, güncel hayata uygulandığı uygulama bilimlerimiz var. Evet. Örneğin hukuk fakültesinde sanal mahkeme var. Evet. Ticari bilimler fakültesinde Forex laboratuvarı dediğimiz para piyasası işlemlerinin fiilen yapıldığı laboratuvar var. Mühendislik fakültesinde de Kuyumcu Kent'te mücevherat bölümünün uygulamada yaptığı bölümlerimiz var. Sanal bankanız da var hatta. Sanal banka şubesini kuruyoruz. Evet. Ondan sonra stüdyoyu oluşturacağız iletişim fakültesinde ve mühendislikte de endüstriyel tasarım dediğimiz, endüstriyel otomasyon dediğimiz geniş bir yelpaze kurmuş olacağız. Bu hepsi şu anlama uygulamanın geliyor. Aslında üniversitenin kendisi içinde teoriyle birlikte uygulamayı çözmüş olacaksınız. İkincisi belki de en önemli şeyimiz, avantajımız, öğrencilerimize İTO'nun, demin sizin de bahsettiğiniz 340 veya 350 bin üye iş yerinde staj yapma imkanı sağlıyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Evet. Kariyer Planlama Merkezi öğrenci geldiğinde birinci sınıftan son sınıfa kadar CV'lerini, kimliklerini, eğitimlerini alıyor. İTO'daki kariyer merkeziyle görüşerek oradaki üye iş yerlerinin ihtiyacına uygun staj ve bir dönem sonra da istihdam imkanı sağlıyor. Türkiye'de ilk defa olan
Sayın Başkan da belki siz de daha önceki programda bahsetmiş olabilir. Evet, evet. Üniversite iş dünyası ilişkilerini yoğunlaştıracak bir uygulamaya başlıyoruz. İTO'daki meslek komitelerinde üye olanların, görevli olanların, iş adamlarının ve yöneticilerin son sınıflarda bütün bölümlerimizde öğrencilerimize uygulama dersleri vermelerini sağlamaya başlıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu süreç meslek komitelerindeki pratik bilgiyle üniversitedeki akademik bilgiyi örtüştüren önemli mekanizmadan bir tanesi. Az önce söylemiştim, öğrencilerimiz nasıl girişimci olacak okulu okurken, evet, okul bittikten sonra diye. COSGAP'le yaptığımız bir anlaşmayla COSGAP sertifikalı girişimcilik ve proje tasarım dersi var, seçimlik bir ders. Öğrenciler bunu aldığında, burada başarılı olduğunda COSGAP eğitimi almış olarak kabul edilecekler. Girişimci, inovatif ve Ar-Ge ağırlıklı bir fikri olduğunda öncelikli olarak desteklenecek projeye sahip olmuş olacaklar. Evet. Bunun anlamı şu, öğrencimiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta ya da okul bittikten sonra yaratıcı bir fikri, inovatif bir yaklaşımı varsa, bunu, bu eğitimi de almışsa, COSGAP'e müracaat ettiğinde onun iş yeri kurma, onun fikrini destekleme şansı da ortaya çıkmış olacak. Bu da çok büyük bir avantaj öğrenci için. Görüyorum ki hakikaten siz baştan sona aslında öğrencileri bölüm bölüm kurgulayıp hakikaten bütün düşünülmesi gereken her şeyi baştan düşünmüşsünüz. İTO'nun kurduğu bir üniversite olmanın ayrıcalığını ve avantajını kullanmak istiyoruz açıkçası. Evet. Bir de İTO'nun öğrencilerimize, üniversitemize sağladığı en önemli katkılardan bir tanesi de yurt içinde ve yurt dışında katıldığı bütün fuarlara, ilgili fuarla ilgili öğretim üyelerini ve öğrenciyi eşleştirerek bir öğretim üyesi ve iki öğrenciyi gönderiyoruz. Bu da sonuçta şöyle öğrencileri bir soru. Öğrencileri yurt dışına çıkarmış oluyoruz. Öğrenci de yurt dışına çıkıyor, öğretim üyesi de yurt dışına çıkıyor ve gezi için çıkmıyor. Fiilen bir fuara katıldığı için oradaki fuarda dünyanın uygulama, teori alanında nasıl bir ortamın ortaya çıktığını, nasıl bir ilişki biçimlerinin geliştirdiğini, iş dünyasında nelere odaklanıldığını da küresel bir ortamda görmüş oluyor. Böyle bakıldığında akademik bilgi alıyorsunuz, evet, uygulama alanlarında alıyorsunuz. Eğer öğrenci arkadaşlarımız bu işi ciddiye alır, 4 yıllık zamanı israf etmezler ise okul bittiğinde kolayca iş bulabilirler, kendi işini kurabilirler ya da herhangi bir yerde araştırmacı ya da üniversitede akademisyen olabilirler. Evet. Bunların aslında tümünün en baştan bu kadar planlanmış olması da hakikaten bir tecrübenin sonucu olsa gerek diye düşünüyorum. Peki mezunlarınızla ilişkilerinizin kopmayacağı hissine kapıldım şimdi. Doğru. Doğru söylüyorum değil mi? Onda da çok küçük bir bilgi vereyim. Buyurun. Mezun öğrencilerimiz de şu anda okuyan öğrencilerimiz sayı olarak neredeyse başa başlar. Mezun öğrencimiz 6769, bu sene mezunlar dahil. Kayıtlı lisans öğrencimiz de 5080, bu sene gelecek olanlar dahil değil. Böyle bakıldığında, evet, mezunla fiilen okuyan öğrenci aynı. Evet. Bu bize şunu sağlayacak, Mezunlar Derneği ile yeniden bir ilişkiye girip, burada söylediklerimize benzer bir yapıyı orada da oluşturmak istiyoruz. Üniversite mezunu olan, piyasada farklı yerlerde çalışan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi üniversitemizde bilgi birikimini, tecrübelerini paylaşırız, bir model de geliştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla rol modeller, öğrenci kendi içinden, kendisi gibi üniversitemizde vakit harcamış, üniversitede emek vermiş, 4 yılını geçirmiş gençlerin okul bittikten sonra hangi noktalara gelebildiğini fiilen görme imkanlarını da kendilerine vermek istiyoruz. Bölümlerimizden kısaca bahsedeyim. Buyurun. Vaktimiz varsa, uygun diyorsanız. Çok az vaktim var ama mutlaka geçmek isterim. 294-300 civarında öğretim elemanımız var. Bu az önce söylediğim 20 öğretim, bir öğretim elemanına 20 öğrenci düşüyor. 6 tane fakültemiz var. Ticari Bilimler Fakültesi. Orada İngilizce eğitim yapan iktisat ve işletme. Çok popüler olan uluslararası ticaret, bankacılık, finans, turizm, işletmeciliği ve uluslararası ilişkiler. Bir de yeni açtığımız muhasebe denetim bölümü var. Bu da çok popüler bölümlerden bir tanesi. İletişim Fakültesi'nde medya ve iletişim, sistemleri, halkla ilişkiler, görsel iletişim ve tasarımı var. Son olarak da yeni açtığımız Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bu isimle tek fakültedir Türkiye'de. Orada da basım yayın teknolojileri, uluslararası lojistik, sivil hava, ulaştırma işletmeciliği var. Öğrencilerimiz az önce konuştuk. Web sayfasına girerlerse fakülteleri ve bölümlerin hepsini görmüş olacaklar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazım Ekren. Hocam, hani hakikaten çok güzel anlattınız felsefeyi aslında. Anlattıklarınızdan şu fikre kapıldım. Sadece öğrencisiyle değil, mezunuyla ve koskoca İTO gücüyle çok büyük bir ailenin mensubusunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen böyleyiz. Bu mesajı vermişsek çok memnunuz. Ben kendi adımı aldım. Eminim izleyenlerimiz de bu hisse kapılmışlardır. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza ve sağ ağzınıza sağlık teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet efendim, şimdi yine kısa bir ara için izninizi rica edeceğim. Bir parçada bu sefer SBS konuşalım istiyoruz bu süreçte. Çok değerli bir konuğu ağırlayacağım son bölümde de. Lütfen bizi izlemeye devam edin.